Buradan şunu söylüyoruz, diyoruz ki biz sivil toplum kuruluşları olarak bir amacımız vardır, halkımıza hizmet etmektir. Halkımızın dertlerine, dertlerine çareler üretmektir. Sıkıntılarına derman olabilmektir. Onların acılarını azaltmaya çalışmaktır. Çünkü bu bölge, Doğu ve Güneydoğu ya da Kürdistan diğer bir adıyla yaşadığımız bu bölge gerçekten yüzyıllardır birileri tarafından adeta insanları iki kabile haline getirilerek birbirine düşürülmeye çalışılıyor. Yani ta Osmanlı'dan günümüze kadar birçok dönemde bir taraf kahraman addedilmiş, diğer taraf hain, ajan ya da işbirlikçi olarak addedilerek insanları birbirine düşürme politikası hala günümüzde de devam etmektedir. Görüyoruz ki aynı evden çıkan iki insan, biri kahraman addediliyor, biri ajan. Oysa ki ikisi de aynı evin üyesi, aynı ahlakla, aynı terbiyeyle büyümüş insanlar. Buradan bu 7-8 Ekim ya da 6-7 Ekim olaylarını yapanlara çağrımız şudur. Diyoruz ki siz bunu yapmakla tarihinize kara bir leke düşürdünüz. Kat ettiğiniz Yasinler kaybetmedi, onlar kazandılar. Siz kaybettiniz. Siz kaybettiniz çünkü Yasin ve Turan, onlar da bizim gibi bir endişeleri, bir gayeleri vardır. Nedir? Allahu Teala'nın rızası için fakir fukara yardımcı olabilmektir. Yani fakirin derdiyle dertlenmektir. Biz Müslümanlar olarak tek şeyimiz var, tek bir hedefimiz vardır. Nedir? Allahu Teala'nın rızasına ulaşmaktır. Bu noktada öldürülmek, katledilmek, sürgün edilmek, cefa çekmek, zindanlara girmek bizim için çok önemli değildir. Sonuçta ölüm gelecek ve biz diyoruz ki madem ölüm gelecek o da Allah yolunda olsun. Ne şekilde gelirse gelsin hiçbir kıymeti yoktur. Yeter ki Allahu Teala'nın bize emrettiği şekilde, Allahu Teala'nın bizi mükellef kıldığı şekildeki bir yaşantı içerisinde olalım. Gerisi hiç mühim değildir. Yani biz çağrımız şudur. Diyoruz ki bu bölge insanı üzerinde oyunlar oynayan, entrikalar çeviren karanlık güçler ya da işbirlikçileri vazgeçsinler bu sevdadan. Bu halk yüzyıllardır bütün haklarından mahrum ve mahkum bırakılmıştır. Yani hiçbir hakları ellerinde değildir. Hala bu haktan ne istiyorlar? Bu halk üzerinden niçin bu kadar karanlık oyunları istiyorlar? Biz halkımıza da şunu söylüyoruz. Halkın menfaatine olmayan, halkın çıkarına olmayan hiçbir etkinliğin içinde yer almayalım. Eğer Müslüman halkın, Müslüman Kürt halkının çıkarınaysa ne oluyorsa biz destek vereceğiz. Ama Müslüman Kürt halkının zararınaysa bu gelişme ne olursa olsun, uzaya gitmek dahi olsa eğer Kürt halkının zararınaysa biz buna destek vermeyelim, buna alet olmayalım. Birileri bizi sokağa çağırdığında, birileri bizi birilerine saldırttığında biz hemen koşmayalım. Bizim aklımız vardır. Allah bizi aklımızla sorumlu tutmuştur. Yani biz birbirimizin camlarını kırarak, birbirimizin dükkanlarını talan ederek, birbirimizi öldürerek nereye varacağız? Hangi Kürt halkının hakkını elde edeceğiz? Kürtlerden gasp edilmiş hangi hak Yasin öldürülerek elde edildi? Turan Hoca'yı katledenler hangi Kürt halkının hangi hakkını elde edebildiler? Buradan şehitlerimizin şehadetlerini tebrik ediyoruz. Acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz. Rabbim onları şehitler mertebesine, Uhud şehitleri mertebesine ulaştırsın. Biz inanıyoruz ki onlar Rahman'ın misafirleridir ve orada ağırlanmaktadırlar. Rabbim bu tür musibetleri Müslümanlardan uzak tutsun. Bu tür kirli oyunları Müslümanlar üzerinde oynayanların oyunlarını kendi üzerlerine çevirsin. Onların kurduğu entrikaları, tuzakları kendi başlarına devşirsin inşallahü teala. Kim bu halkın üzerine kirli hesaplar yaparak kirli oyunlar oynuyorsa
Rabbim oynadığı oyunu onun boynuna dolasın ve yaktığı ateşte kendisini yatsın. İnşallah Teala.